Yani sıra bize 3-4 Ekim vararak tekrar toparlama yaptık. O kızların dediğini ben bu arkadaşlara söyledim. Dedim bak arkadaşlar, böyle bir olay yaşadık. Arkadaşlarımız ağladı. Gelin bunu Allah razı için oynayalım. Biz bunlara kendimiz ispatlayalım. Kuyruklu olmadığımızı ispatlayalım. Evet dediler tamam hocam. Tamam tamam. Tabi onlar da bekliyorlar. Gerçekten Van ekibi çıkacak. O burjuva dediğimiz yani İstanbul'da artist kesimi yani. Vanlılar bizi o gözle görüyorlar yani. Tabi hocam özür dilerim. Biz çıktık. Hocalarımız şahittir. Biz oynadık inanır mısınız? O binlerce insan hepsi kalktı bize ayakta alkışladı. Kimse bizim para karşımıza aşık değildi. Biz gerçekten oynadık yani. Hiçbir ekip iki defa istek üzerine çıkamaz diye bir tempo tutulmuşsa anam ölür, babam ölür, Van ekibi ikinci defa. Protestolar, bağırmalar, çağırmalar, gazeteciler, flaşlar, hayır dediler, yasaktır arkadaş, 40 tane ekip yapsın. İzah ettiler neticede tabii biz aldık derecemizi de. O aile komple geldi, o artistle beraber 70-80 kişilik bir grup geldi bizim kızlardan. Özür dilediler. Biz çok yanlış düşünmüşsünüz. Sizler nelermişsiniz? Her yani ne hikmet yani. Özellikle sizlere misafir olacaksınız ve biz orada Yapı Kredi Bankası bizi bir ay misafir etti. Allah işini rast gelsin. 25 gün kaldık. Özür dilerim. Bizim bu dadaş var ya bir gün geldi dedi ki hadi toplanın gidiyoruz. Yok ölmemiş canım. Servet Bey. Hadi çocukla ulan oğlum dedi. Yeter ben dayanamıyorum. Ya hocam elin ayağını öpeyim. Hepimiz fakir köylü çocuğuyuz. Van'da gelmişiz. Bu imkanlar, bu şartlar en lüks yerlerde yaşıyoruz. 40 gün karşılığımız veriliyor, yemekler veriliyor. Hayata yemediğimiz şeyleri yiyoruz. Ya hocam elin ayağını öpüyorum. Çektim bir köşe elini öpüyorum. Hocam sebebini söyle. Biz gidelim tamam. Ben arkadaşları toplayalım biz gidelim. Oğlum dedi niye gidiyoruz biliyor musun? Dedi hiç kimse ben akşama kadar geziyorum. Kimse tanıdık yoktu. Bana selam vermiyor. Burada kafayı yedim ben gidiyorum. Neyse ikna ettim. Biz 40 gün kaldık orada. Şimdi ben buna gelmek istiyorum. Bu memleket bizim. Böyle değerli hocalarımız var huzurunuzda. Saygılar sunuyorum. Bizi Vanlı olarak bu tür yerlerde temsil edirse bu gurur kaynağımızdır. Allah aşkına diyorum. Bırak o dönemleri şimdi biz Vanlı olarak Türkiye'de getirildi geldi. Ki imkanlar gelişmiş, yöreler, her türlü özel otobüsler veriliyor, uçaklara gidip geldi. O zaman kimin haddidir, kim nerede buluyor ya? Biz elbise buluyorduk, ayakkabı bulamıyorduk, onu buluyorduk. Karşık kimsenin cebinden 5 lira yoktu gibi gittiği zaman çocuğum orada bir bunu harcasın gelsin diye. Şimdi biz nereye, şimdi okullarımıza bakıyoruz, yarışmalara bakıyoruz. Arkadaş gidiyor ekibimiz Türkiye birincilikleri alıp geliyor. Biz hala da düşmüşüz elbise derdine, şu derdine, bu derdine üzülüyorum. Bir folk adam çevreye sağa sola kendisini iyi göstermek için şahıs hareketleri hani dediği gibi televizyonlarda figürlere giriyor, değişik yerlere gidiyor. Bitlisi getiriyor, Van'a sokuyor, onu oraya sokuyor. Hocamın dediği gibi Şevik hocamın dediği gibi Allah aşkına Allah aşkına Vanlılar olarak hocamız da vesile oldu. Bir araya gelelim, hepimiz de gelelim. Sağ olsun ama hocam bu işleri organize ediyor bir mecburiyet. Yeri gelmişken onu söyleyelim. Hüda Hanım'ın şahsında rektörlüğe. Sayın hocam, tabii. Murat aslında ziraat mühendisi. Evet. Ama evet. Ziraat mühendisinin ötesinde kendisini bu işe adamış. İlk defa sahip çıkan bir arkadaşımız. Kendisini bu işe adamış. Huzurunuzda teşekkür ederim. Dernek kurmuş yüzlerce de insan burası kapalıydı. Hadi hocam. Bir araya gelmiş ki hocalarımız dahil. Bir araya gelelim. Bir araya gelelim. Toplumun yapışlarını yıkamayalım. Güzel çalışmalar, güzel kostümler. Bu eteğimizdeki taşları atalım artık. Yeter ya. Aslında ben ondan çok büyük bir kulak duyarım Faruk abi. Güzel şeyler yapalım. Öyle bir lafı gerçekten olduğunu inansa vallahi mutluluk duyarım. Çok oynanırlar iddia ediyorum. Ben bu işte hizmet verene hepsine saygı duyuyorum. Saygılarını sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii ki birileri devam edecek, götürecek. Ama eğer ben 30 sene oynamışsam bu oyunu ben icat etmişsem şimdi ekip oynasa ben şimdi onun içinde onunla beraber oynayamıyorum. Ben sağa bakacağım bu adam sola bakıyor. Yazıktır, dejenere edilmesin. Kimse şahsi figür katmasın.
yöresine, aslına, sağına, soluna, folklor, davuzluğuna saldı mı? Dilsizdir. Sen assın, bestin, Şaban'sın, Hüseyin'sin demez. İcraatını dökeceksin, seni zaten takdir edemiyor. Sevgili hemşerim, bir şey söyleyeceğim. Evet hocam, hocamız konuşacak. Bir tek şeye, söylediğiniz baştaki bir şeye katılmıyorum. Evet. Bizim kuyruğumuz var. İşte o size bunu söyleyen benim ancak kuyruğum. Hocam işte ispatladık yani. Özür dilerim. Yani demek istediğim yani o ancak bu bir gerçekti ki hocam bize o gözle bakıyorlardı. Evet. Oysa evet. Biz şimdi dünyaya hakim folklorumuzla dünyaya hakim oluyoruz. Biz işte bizim kuyruğumuzun olmadığını onun babasına gösterdik. Şimdi bütün dünyaya gösterdik. Evet hocam. Evet hocam. Hazırlanmış. İstediğimiz zaman aramızda burada bulunması bize ayrıca bir şeref, bir memnuniyet vermiştir. Bizim asıl amacımız, misyonumuz, bilim adamı olarak, üniversite olarak zaten Van'ın zaten var olan kültürüne daha da iyi hizmet verebilmek, onu bilimsel ortamlara taşıyabilmek ve geleceğe yansıtabilmek. Asıl üniversitenin misyonu budur. Şimdi var olan bir şeyden başladık. Yani bu merkezi kurarak biz buna bir adım attık. Burada da sağ olsun ilgilenen Vanlı kardeşimiz, arkadaşımız da bu işe canla başla ilgileniyor ve elinden ne gelirse yapıyor. Kültürel değerlerle ilgili her şeyleri topluyor, ediyor, bir kütüphane oluşturuyor, kitap yazmaya uğraşıyor. Asıl şey olan türkülerle ilgileniyor mesela, Van'ın türkülerinin zenginliğini, çeşidini onunla öğrendik biz. Ben bu kadar çok türküsü olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ama ben yine de mesela şu anda halk oyunu olarak da Van'ın henüz istenilen yere gelmediğini düşünüyorum. Yani işte bu farklı görüşler, tabii, farklı şeyler ve şu bulunduğunuz noktadan daha ileriye götürüp bütün Türkiye'de dünya çapındaki farkındalığımızı ön plana çıkarabilmek için bir arada olmamız gerekiyor. Yani bir arada da bir hizmet veren bir kurum olması lazım bu işi yapan. Yani sadece yarışmalarla değil de bu işi misyon, görev olarak edinen, başta Sayın Hocamızın peşinden gidecek, onun yaptığı, bugüne kadar getirdiği eserleri devam ettirecek birilerinin olması lazım bence. Yani bu kadar çok oyun olduğunu da bilmiyordum, çeşit olduğunu da bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Belki sergilenmiyor, evet, tam evet, olarak ortaya konmuyor. Yani şu anda Van halk oyunları dediğinizde gerçekten çok daha tanıtma ihtiyaç var. Bir arada olmaya ihtiyaç var. Ve onların bile bir oyunların adıyla Türkiye'de tanınmasına ihtiyaç var. Ben öyle düşünüyorum. Yani belki yarışmalarda falan gidiliyor, kısmen dereceler almıyor ama henüz istenilen noktada değil. Türküleriyle olduğu gibi. Yani Türkiye Van'da tanıtılabilmesi için de üniversitede buna ön ayak olabilir. Van'da hemşehrilerimiz de olabilir. Van'ın ilk kültür müdürlüğü de olabilir. Ama birlikte işte dediğiniz gibi eskilerin, bu yetişmiş folklorcuların bir araya gelerek bir şeyler oluşturup yeri gelmişken ondan sonra gençlere o görevi devretmeleri gerekiyor. Yani bunu birçok şehir başardı doğudaki şehirlerden. Mesela Elazığ, mesela değil mi Erzurum? Yani kendi oyunlarını bütün dünyaya tanıttılar. Yani bir oyunla, iki oyunla da olsun ön plana çıkmayı başarıyorlar. Onun gibi Van'ın da bu tür tanıtımlara çok ihtiyacı var ve birlikte hareket etmeye. İşte birlik olmadığı için, ama şu anda Hasan'dır, bu Mehmet'tir, bu budur, özür dilerim. Erzurum'un bir tane, biz burada Ataşehir'sinde 9-10 vilayetin folklorunu çıkardık, gece tertiplerde oynardık. O kıyafeti çıkardık, onu giyerdik. O yarışmada başka bir yarışmada bir tane oyuncuları hastalandı. Bizim de ekip başımız Servet Aydınoğlu, Dadaş, arkadaşları oldu, hemşerileri oldu, geldi dediler ki ya hocam bir tane elemanı ver, bizim bir arkadaşımız hastalandı, yani ekipte noksanlık vardı, yarışma da neticede. Ya arkadaş dedi, olur mu dedi, ya sen bir kişi ver. Ben işaret ettiler. Ya oğlum sen oynar mısın dedim. Hocam sen de öğretmişsin. Ben niye oynamayayım? Ben çıktım, gittim. Onların kıyafetini giydim. Onların gösterisinde onlarla beraber o yarışmada oyunlarını oynadım. Hala da oynarım. Ben eğer bir Erzurum yıllardır hançer barısını oynuyorsa, baş barını oynuyorsa, halayını oynuyorsa, değiştirmiyorsa ben niye değiştiriyorum? Kendiliğimle niye uyduruyorum? Neye uyduruyorum? Ben şu an benim folklorum oynuyor. Ben bunun profesörüyüm, ben şaşırıyorum ne oynuyor, bazen ne oynadığını gözlerimi kapatıyorum, televizyonu kapatıyorum. İşte bunlar da tutulmamız lazım. Özür dilerim hocam. Burada tutulmamız lazım işte. Ben onu diyorum. Elazığ çağrı. Değerli hocalarımız yapsınlar, yapsınlar, tertiplesinler. Biz de elimizde gelen yazın. Ne diyorlar? Ömer Efendi'nin halayları var. Hiç alakası yok. Halay çekiliyor ama aynı şey. Dedim ki bak Ömer Efendi. Yani ben diyeceğim. Gidiyorum Bendimahi'den, Bendimahi köyünden
O zaman işte ilkbahar, kızlar, kadınlar pancar toplamaya çıkmışlar. Ömer Efendi rastlıyor bunlar, nedir ismin diyor, diyor benim ismim Huma'dır. Huma'dır. Ömer Efendi Huma kuşunu orada diyor. Huma kuşu yükseklerde seslenir. Erzurum'a geldi burada, ordu evinde asker, sesi güzel gitti şimdi Erzurum'a. Ve biz beraber dedim bunun öyküsünü koyun ortaya. Erzurum'dan hiç alakası yok. Bu Van'ın Türküsü. Onun gibi mesela şu Urfa'dan başa geldi. Onları yeni öğrendik. Ayağımda kurdular mı? O da öyle. Neler var, neler var. Şimdi hocam, siz de hocam da baya böyle eski halk oyunları canlılığı, o işten şey hevesi halen duruyor yerinde de. Siz dediniz ki bu anda halk oyunları istediğimiz şeyde o konuda belki bir yere gelmiş ama bana da haksızlık etmeyin. Yani hep burada, şimdi burada halk oyunlarında Van hiçbir yıl geçmemiş ki bölgelerde 3-4 tane birincilik almasın. En son geçen hafta Erzurum'da biz kendimiz gittik. 4 tane birinciliğimizi aldık geldik. Yani burada halk oyunları adına hiçbir zaman için geriye dönük bir şey olmadı. Hep ileriye doğru halk oyunları gitmişti. Ama biz burada bu tatlı, az önce Murat Bey'in söylemiş oldu. Dün gece de yaklaşık 2 saat biz telefonda kendisine tartıştık. Onun söylemek istediği iki grup diye bir şey yok burada. Biz hep iç içe bir aile gibi bu halk oyunlarına yarar verecek tartışmaları biz yaptık. Hiçbir zaman için zarar verecek bir şey varsa kendimiz hangi tarafta olursa olsun ön plana çıkarmadık, onu kendi içerimizde ikna etmeyi başardık. Biz aile, bakın biz bir aile ortamı içerisinde, Cenab-ı Hocam olsun benim lise çağında hocam Şefik Bey'le ben ortaokulda aynı ekipte oynadığımız tamam. Arkadaşlarımız. Sizden sonrakilerin devam etmesi lazım. Ben ilkokulda, İrfan Başçı ilkokulunda oynarken Fazla Bir Turizm Folklor Derneği'nde o zaman ben de Mustafa'yı alıp Turizm Derneği'ne getirdiler o zaman ki biz o zaman minik o günlerden bugüne kadar hep halk oyunları içerisindeydik. Ama hiçbir zaman içimiz geriye dönüp hep ileriye doğru gittik. Daha da gitmemiz gerekiyor. Az önce Cenab-ı Hocam dedi ki siz şimdiki halk oyunları içerisinde bunu oynayabiliriz. Gerçekten oynayamayız. Niye? Geçenlerde ben gittim. Bizim artık neredeyse o grubun içerisinde işte efendim bu devlet halk dansları gibi mükemmel ekip, söylenecek bir şey yok diye dışarıda gören insanlar ama biz içimizde biliyoruz bunu. Ben gittim eğitmenine söyledim. Arkadaş dedim. Burada sen Lorca'yı oynarken şu adım ölçülerini buradan buraya kadar niye gidiyorsun, niye bunu eksik yapıyorsun, sekmesiz gidiyorsun, yürüyerek gidiyorsun. Kim? Dedi ki bunu diğer jüri üyeleri bilmiyor ama hocam dedi siz eğer bunu söylerseniz bizim puanımız kırılır. Niye yapmıyorsun bunun aslını? Adım ölçüleri dedi yetişmiyor. Çocuklar yani minikler olduğu için sahneyi kullanabilmeleri için adım ölçülerinin doldurması gerekiyor. Çocuklar küçük. Çocuklar da küçük. Bu sekmeyi ortadan kaldırmış. Direkt böyle adım ölçüleriyle, koşar adımla götürüyor. Burada hep sürekli Fazla Bey'in bir deyimi var. Oyunlar dejenere ediliyor. Hocam bak ben sana i̇şte, özür dilerim. Fazla Bey'in orada o konuda ben şunu söylüyorum. Bak mesela adam Babla Kanı oynuyor. Çocuk özür dilerim. Oynuyor. Bak Babla Kanı na 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 bir böyle oynuyor. Ben de diyorum ki na 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 bunu daha bunun aslı bu. Sen bunu niye uyduruyorsun? Na 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 o televizyonda çizgi filmi var ya. Ya arkadaş yapma bunu. Ha bilmiyorsun yapamıyorsun. Hocalar vardır. Hayır demek istedim yani. Ya Sittin Bey ben görmemişim ben buradayım. Ben 30 sene oynadım özür dilerim dedim gidin filan köyde bana bu kız ise dedi köseydi vermez ben ispat edeyim diyorum. O dönemler kapandı sana diyorum arkadaş folklorumuz zengin güzel bunu aslına uygun dediğim zaman işte ispatı konuşuyorum. Adam Babala Kadı oynuyor normal güzel açılış olarak. Na 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 bunu güzel şeklini vermek başka bir de bakıyorum sırf sahneye gelsin diye na 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 ya işte o olmuyor işte olmuyor. Şimdi hocama bir cevap verin. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz hocam?
Şu anda burada bakın Van folkloru ile ilgilenen hem eski hocalarımızdan hem yeni jenerasyon. Biz sadece kendi aramızdaki küçük nüans farklılıklarını baz alıp birbirimize kavga ediyoruz. Şu anda biz işte yok Şal Şefik'tir, yok Çuha'dır, şudur, bunun kavgasıyla. Oysa bunlar bizim renklerimiz. Hocam bunlar onu bitirdi. Hocam onu bitirdi. Bunu kapatın. Bak bir saniye Sayın Hocam. Evet. Şimdi biz bunu bir zenginlik olarak görmeliyiz. Bu kavgayı bırakmalıyız. Evet. Dünyada kültür, insan topluluklarını bir arada tutan en önemli çimentolardan biridir. Topluluklar kültürlerini yaşattıkları müddetçe uzun sorumlular. Öyle değil mi Sayın Hocam? Şimdi bizler bu kültürümüzdeki zenginliklerin, güzelliklerini, büyüklerini bir tarafa bırakmışız. Aradaki küçük çizgileri ele alarak birbirimizle o kavgayı daha fazla derinleştirmeye çalışıyoruz. Bunları bir tarafa bırakmalıyız. Bir an önce Van folklorunun gelişmesi için ve yeni nesillere en önemlisi nesillere aktarması için çok hızlı projeler üretmeliyiz. Burada gerek biz eğitim camiasındaki insanların gerek bu konuda yıllarını vermiş değerli hocalarımızın çok büyük bir görevleri vardır. Burada başarılar da var. Herkes bu konuda. Bunu yatsımıyoruz. Hocam çok özür dilerim ben. Bak Burak hocam diyorsun. İki yıl önce bir Ramazan ayında iftar yemeği verdik biz. Ben bütün büyüklerimi çağırdım orada. Bir iftar yemeğinde buluşturdum ve bunun arkasında hemen her hafta sonu böyle halk oyunlarıyla bir sohbet. Ondan sonra büyüklerimiz geldi. Yeni oyunlar unutulmuş. Unutulmayı tutmuş oyunların figürleri, müzikleri tamamen Ayhan Önem abi geldi. Gazi hocamız geldi, Mustafa abi. Herkes orada. Öyle bir güzel ortam oluştu ki birdenbire bir gecede dağıldık. Niye dağıldık diyeceksiniz. Yine bu kostüm koyusu. Evet. Kostüm, bir gecede kostüm aldı bitirdi. Ben de dedim ki, yazıklar olsun ki bunca yıl biz geldik. Varın abi hani bir şey yok. Bana şansın yok. Bir dakika. Kendin itiraf ediyorsun. Ama doğru mu değil mi? Doğrudur. Burada biz dedik ki, yani kabullenmeme gibi bir şansımız yok. Burada geçmişte bir kültürümüz var. Bizim kullanmış olduğumuz kostümler var. Gelin bunların güzelliğini ortaya çıkaralım. Az önce de ifade ettim hocama. Geçen sene miniklerde iki tane Türkiye birincisi çıktı. İki tane Türkiye birincisi. İki tane birkaç filme birinci Kuşadası'nda. Bakın bunlar her bir tanesi 11 dakika içerisinde 3 tane kostüm değiştirdi. Yani bizim bu kostümlerimiz bu kadar güzelken neden bu bizi böyle bölecek derecede büyük aşırı tepkilere yol açtığını biz bir türlü anlayamadık. Ve o günden sonra yine ilk kez buluşuyoruz. O konuda da Murat Bey'e teşekkür ederim. Belki bu da artık bir son bulduğum konusu var. Şimdi Emrah çık ortadan. Buraya gel bu tarafa. Şimdi ben bir kültürle ilgili bir birim olduğu için normalde böyle eleştiriler de duydum oradan mikrofondan sonra. Şu anda böyle hani samimi bir ortamdayız, resmi bir ortamda değiliz. Kim ne diyorsa desin, kim inkar ediyorsa desin, Van'da böyle bir sorun var. Bir şey ifade edeyim. Ben derseniz, şimdi önceki ben burada hepiniz bir aradayken hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Hocam ta İstanbul'dan çıktı geldi. Sizler de kırmadınız, bizi kırmadınız, buraya geldiniz. Şimdi kim söylediğini bilmiyorum ama derler ki, kültürünüzü vitrinlerden seyretmeyeceksiniz. Bizzat yaşayacaksınız. Evet. Yani kültür bizzat yaşanıyorsa kültür. Yaşanmıyorsa onu etnografya müzesine koymak lazım. Veya yaşanmıyorsa artık müzelik demektir. Dolayısıyla biz bu şekilde kültürümüzü eğer bir yolla yaşatabiliyorsak bu tebrik edilecek, mutluluk verecek bir şey. Şimdi buradaki ayrıntılar özellikle anladığım kadarıyla kostüm üzerinde yoğunsam, ayrıca bazı hocamızın söylediği gibi de bazı figürlerle ilgili de bazı şeyler var ama yani bunlar şimdi biz ben bir şey var, özellikle buradan şuraya gelmek istiyorum abi. Bir hocamız vardı, Ankara'dan geldi buraya, üniversitenin kurulduğu yıllarda. Sayın Hocam bilirseniz bir Van tütüğü diye bir şey çıkardı. Evet. Doçent Abdülkadir. Abdülkadir fert ettiğini duydum şeyden hocamızın. Evet. Ben o zaman hatırlıyorum 100. Üniversitesi Araştırma Fonu'nun o güne kadarki destek verdiği en büyük projeyi maddi olarak. Evet. Yani o güne kadar biz Üniversite Araştırma Fonu'ndan parasal anlamda
hiç o kadar büyük bir destek vermedi. Yani bugünkü miktara göre oldukça mütevazi bir rakam ama o günkü şartlarda en büyük desteği ona vermişti. Çok iyi hatırlarım. Hatta şimdi yenisini hazırlıyoruz hocam. Cilt cilt. Evet, onu şey yapıyorum. Ben Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Bu konuda daha önce de burada bir toplantı yapmıştık. Gene işin finansmanı Murat Bey'lerin işte kapsamlı projeleri var. Ben hep özellikle bizim üniversitenin kaynaklarını kullanma konusunda hep örneğin halk edebiyatına arkadaşlara derdim ki ya kardeşim siz niye proje hazırlamıyorsunuz ya? Yani projeler neden veteriner fakültesine, ziraat fakültesine, mühendisliğe, şuraya buraya gidiyor? Ya sizin yaptığınız iş çok önemli bir iş. Diyorum ki arkadaş ya sen Karacaoğlan'ı çalışıyorsan, sen Erzurumlu Emrah'ı çalışıyorsan üniversitenin bu kaynaklarından alınacak bu para senin ananın ak sütü gibi helal sana. Evet. O da çok önemlidir. Çünkü sen bu insanların, bu toplumun kültürünü çalışıyorsun. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? O bakımdan ben Murat Bey'leri de kutluyorum. Son zamanlarda özellikle çok kapsamlı bir projeye imza attılar. Ben o projenin gerçekleşmesi hususunda bizlerin ne yapmamız gerekiyorsa yürekten yapılması taraftarıyım. Bizler buna hazırız. Zaten o gün de araştırma konu başkanımız Hayrettin Bey şimdi Amerika'ya gitti sağ olsun. O da gereken destekleri verdi. Projemiz çıktı hocam resmi olarak. Destekleri verdi. Projenin özellikle finansman kısmında sanıyorum çok büyük sorun kalmadı. Bundan sonra proje yapılır. Proje bir şekilde yürütülür, bitirilir, tamamlanır. İnşallah bu ve buna benzer faaliyetler sürekli bir şekilde devam ederse ben Van'ın kültürüne, yöre kültürüne çok önemli katkılarım olacağını düşünüyorum. Bu kabil problemlerin çözülmesi ancak bir araya gelip tartışmakla mümkün. Biz bir sempozyum şeklinde de yapabiliriz bunu. Çalıştık evet, ben çalıştık onu şeklinde de yapabiliriz. Mesela hayvancılık ilk düşündüğümüz oydu hocam. Evet evet. Onunla ilgili biz şey yaparız Murat Bey bir evet. Merkez olarak siz evet. Organize ederseniz evet. Onu güzel bir şekilde tüm arkadaşlar, tüm hocalar. Hocam il dışından konuk alma konusunda destek verirseniz onu yapabiliriz. Hocam, bazı çok özür önemli şeyler. Hocamla ilgili ben bir ufak bir şey anlatacağım. Özür dilerim. Şimdi var olan bir şeyi kimse inkar edemez değil mi hocam? Evet. Var olan evet. Bir şey. Evet. Vardır. Yani tamam. Bunu kimse inkar edemez. Evet. Bir gün bize bir telefon açtı. Dedi ya siz yaşlılar yani bu eski folklorcular yeni gelmiş ter pırpırlanta gibi hemşerimiz bir üniversitede hani koro hazırlamış kültür merkezinde. Evet. Ben de arkadaşlarıyla hasbekadar dedim ya bir gelin bu kadar bu adam ısrar ediyor. Bir gidelim bizi kimse idam etmez. Evet. Tosun Özişler'i çağırdık. Sağ olsun Ferzi babamız dediğine başında. Biz gittik 9-10 kişi orada ön sıralarda bize yer ayrılmış. Bütün salon dolmuş böyle. Gösterilerini yaptılar, bittiler. Bizi anons dediler, o kadar anons dediler. İşte gerçek folklor, gerçek büyükler şudur budur. İnan Allah'a o salon hepsi bizimle alaydı, güldü. Pah dedi bu yaşlara bak. Ulan buralardan ne hasıl olur? Bunlar nereden çıktı? Ama oynayınca? Binlek hocam. Ben bunu, yani çıkmışız artık. Çıkmışız, oraya oynayacağız. Ay arkadaşlar dedim. Böyle oğlum bak halk ne diyor? Ben o arada o dakikaya kadar ceketimi de çıkarmamıştım. Dedim hele öldü bu kadar mı öldük? Ben ceketimi de çıkarttım. Biz orada oynadık. O peh bunlar nedir? Bu nereden çıktı? Çünkü var olan bir şeydir. Bunu evet, kimse evet. İnkar edemez. Evet. Biz orada gösterimizi yaptık. Bu sefer tutulmuşsa ikinci bir defa. İkinci bir defa. Yaş itibariyle biz kaldıramayız. Biz 5-6 oyunumuzu oynadık. Arada bir sene geçti hoca ama ne olur dedim hoca orada dur tövbe bir seferlik oldu. Onun kıymetini bilecek tadında kalacak. Evet. Ama sizin gibi değerli büyüklerimizin her zaman evet. Her an emirlerindeyiz. Çok teşekkür ederim. Yeter ki bizi çağırsınlar biz gelelim. Evet. Ben buna da çok üzülüyorum. Şu an folklorun başında hocalık yapan gurur duyuyorum. Bu folkloru götürüp kimse inkar edemez. Demek bu Van'ın oyunu oynuyor ki birincilikler alıyor. Hep evet. Ben birincilik almışım diye övünmüyorum. Demek ki onlar da en güzelini yapıp alıyorlar. Evet. Ben şu an ona üzülüyorum ki bu arkadaşlarımız niye gelmiyor? Niye gelmedin sen buraya arkadaş? Evet. Böyle bir değerli hocayı her an bulmak ben duymuşuz ki. Babamız, büyüğümüz, değerli bir hocamız ama görüyorum ben gurur duyuyorum. Evet. Onun o konuştukları beni çok rahatlattı yani aslında. Evet. Çok soruları kafamızdan evet. Sildirdi. Hocam özür dilerim. Niye gelmesin o arkadaşlarımız? Evet. Onlar gelsinler hep beraber bu işi konuşalım tartışalım. Evet. Belki müsaadesen söyleyeceğim. Tamam. Evet hocam. Belki işin bir yerinde belki bizler de bir hata yapıyoruz. Ben kişisel olarak söylüyorum bunu. Evet. Ben
bizim bir hayvan besleme derneğimiz vardır. Biliyor musunuz? Eskiden bir ziraat ve veteriner fakültesinde, yani her iki fakültedeki aynı işi yapan arkadaşlar birbirimizle asla bir araya gelmiyor. Evet. Sen iyi yapardın da ben iyi yapardım da. Evet. Ya bunun alakası yok. İkimiz de aynı işi yapıyoruz. Ondan sonra bir hocamız teşebbüs etti. İzmir'de Asım Kılıç hocamız. Zeki Müren gibidir sesi. Evet. Ama kendisi ziraatçı, hayvan beslemeci. Teşebbüs etti. Önce 10 kişiyi toplamış kendi cebinden. İzmir'de otelin birisinde toplamış. Demiş ki ya kardeşim nedir bu demiş ya. Bir araya gelin. Biz onlara gönül verdik. Dedik ki en sonunda bir dernek çatısında her iki fakültesi, Türkiye'deki tüm veteriner ve ziraat fakültesindeki aynı ana bilim dalına hazırlar. Tek bir dernek çatısı altında toplandık. Şimdi bir kongre yapıyoruz. Biz asla salonlara sığmıyoruz. Asla. Şimdi Tekirdağ'da, iki yılda bir kongre yapıyoruz. Daha doğrusu bir yıl kongre yapıyoruz. Bir yıl sosyal program yapıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyoruz. Bir defa kongrelerde oturacak yer bulunmuyor. Yani o katılım o kadar yüksek oluyor ki ben işin açıkçası bundan son derece mutluyum. Demek istediğim evet. Bir yerlerden başlayıp teşebbüs etmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki bunları aşarız. Evet. Bu sıkıntıları bir araya getirmek hocam, isteyen bir kişi varsa huzurunuzda o da bu arkadaşımızdır. Evet. Sağ olsun bizi 2-3 defa bir araya getirsin. Evet evet. Ramazan'da dahi iftar yemeğine dahi biz 40-50 kişi getirdik. Hep beraber topladık. Şimdi 25 kişi geldi, 6 kişi gelmedi. Sağ olsun Sefik hocam geldi, belediyenin salonunu aldık. Hep beraber dedim, kafaya da taktım dedim hocam sen üretmiyorsun, sağ saygı diyorum. Ama bu Davuz zurna salıyor, sen ekip başında oynayacaksın. Evet. Bak yüzüne söylüyorum. Tabii. Ve her gece öyle terler dökerdi ki belki 5-10 kilo da zayıfladı. İkinci gün ben geldim, ben kaldım, bir Fevzi Levent oğlu kaldı. Allah'ın kulunu gördü. Hocam birisi ilan başak, ikincisi ikram var. Baba öyle mi öyle de Allah için? Şimdi Şimdi sonuç itibariyle hepsi güzel şeyler. Birlikteliği ortaya koyacak şeyler. Ama naçizane bir iki konuda da lütfen ne olursunuz kimseyle hiçbir problem olmadan gerçeği ortaya koyma babında şu söylemlerimi lütfen ne olursunuz dinlerseniz ben çok mutlu olurum. Şimdi futbol hakemi bir maçı yönettiği zaman bakıyorsunuz düdüğü çaldığı zaman orada büyük küfürler şunlar bunlar. Ama o adam o işin eğitimini aldığı zaman neyin kural hatası olduğu ve bir takım nedenlerden dolayı o düdüğü çaldığını bilenler biliyor ama bilmeyenler ne yapıyor o kriterler, o sorumluluğu bilmeyenler beryansın ediyor. Şimdi bakın naçizane jüri üyeliğinde içimizde arkadaşlarımız da var. 32 tane madde, bazı kriterlerde 30 tane, bazı kriterlerde 15 tane. Hocam da bağışlasın, baş tacım. Kendisi de bunun hazırlanmasında görev almış hocam. Şimdi bana eğitmen olarak seminerlerde deniliyor ki arkadaş jüri üyeliği yaptığınız zaman bir, yöresel adım kullanılmış mı? Yöresel tavır kullanılmış mı? Yöresel müzikler kullanılmış mı? Ve bunların karşısında silme usulünde neler var? Puanlar var. Doğru mu? Çoğumuz biliyoruz. Hemen altında da der ki, yöresel kıyafet 2 puan, 3 puan, 5 puan ve benzeri. Şimdi ben de defalarca, yıllardır bunu söylüyorum. Kişisel görüşmelerimizde de söylüyorum. Arkadaşlar birbirimizi kırmadan, birbirimizi incitmeden, birbirimizin doğrularını ortaya koyaraktan hemfikir olacağımız bir nokta olsun. Bunu şimdi de söylüyorum, 10 yıl önce de söyledim. Sözümün de arkasındayım. Ne dedim? Hep yanlış anlaşıldı. Dedik ki arkadaşlar, hocam da bugün coğrafi alan olarak, ne yaptı? Topografik alan olarak ayırdı. Şimdi Başkale yöresinde büyüdünüz, yaşadınız. Bir örnek vereceğim ve devam edeceğim. O yöre itibariyle oynandığı zaman ritmik hareket, jest, mimik ve estetik olarak sert bir yapı var mıdır? Vardır. Nereye göre? Erciş'e göre. Nereye göre? Van merkeze göre. Nereye göre? Çaldıran ve Murat. Bunu kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Ben jüride oturduğum zaman Van'ı da çok iyi biliyorsam ben o kriteri ne yapmam lazım? İşletmem lazım. Doğru mu? Şimdi bakın dıngı oyununu hocam ortaya koydu. Toycular oyunu var. Ama ayrıca virobar var. Doğru mu? Son dönemlerde çıktı Hakkari'den başkandan ondan sonra Van'a da geldi. Hemen hemen tüm düğünlerde oynanıyor ve anonim oyun oldu, şemame oldu. Doğru mu?
bunun oyun karakteri olarak, estetik değeri olarak bakıldığı zaman nasıl bir yapı olduğunu ayırt edebiliyor muyuz? Çünkü bu işle uğraşıyoruz, doğru mu? Ben de diyorum ki arkadaşlar, ben orada oturduğum zaman benim herhangi bir okulla ne bir bağlantım var, ne bir çıkarım var. Bir vicdanım var. Bu vicdana bağımlı kalaraktan da bu kriterleri benim işletmem lazım. Ama bir Antep olursa bildiğim kadarıyla, bir Maraş olursa bildiğim kadarıyla. Ama Van'da ben kim derse oynamadı, ben ter döktüm. İlkokuldan üniversite bitimine, hatta doçent oluncaya kadar bir fiil oynadım. Bu üniversitede de 14 yıl mendil salladım. Yalansa çıksın önüme desin ki yalan. Ben bunu içimde hissettim ve benim tüylerim bunu diken diken oldu. Ben de diyorum ki arkadaş, Gürpınar'ın morduzudur, baş kalesidir, bilmem, o görelerin tamamı Allah rızası için, Allah da biliyor, ben de biliyorum, anam da biliyor, babam da biliyor. Oyun karakteristiği bu taraftan farklıdır, kostümü de şaşepidir ve baş tacıdır. Gelin arkadaşlar, Kültür Müdürlüğü, bilmem Halk Eğitim Merkezi, 50 tane usta öğretici çalıştırıyor, boşuna para veriyor. Yalansa din yalan. Beraber bu oyun nasıl müzikte bir ayrım varsa, doğru mu? Kostümde de bunu çiziyorsa, ya gelin oyunlarda da bir toycular hangi estetik değerle oynanıyor, ritmik değerle oynanıyor? Bir şemame hangi değerle oynanıyor? Bir virobar hangi değerle oynanıyor? Bir tozineke hangi değerle oynanıyor? Bu çok zor değil. Bunu gelin koyalım ortaya. Faruk Bey de otursa, Şefik Tüfekçi de otursa, Ayşe'si Fatma'sı da otursa, bu yöreyi de çok iyi biliyorsa, elbette ki hem oyun karakteristiği olarak, hem müzik karakteristiği olarak, hem de kostüm karakteristiği olarak ortaya koymaz mıyız? Yarışmalarda ne var? Bir otantik dal var, bir stilize dal. Otantik dalı hepiniz de Türkiye birinciliğine gittiniz ya, ne diyor? Aslında uygun diyor. O zaman kriteri kaldırsınlar. Doğru mu? Herkes istediği yurda. Ben size somut örnek de verdim. Dedim ki bakın arkadaşlar, Kars ortadadır, Antep ortada, Bursa bak yeni aklıma geldi. Kılıç Kalkan oynadıkları zaman giydiği hocam kıyafetle, aman ördek yaman ördeği oynarken giydikleri kıyafet bir midir hocam? Urfa'da şu anda bile bu yok mudur, var. Biz diyoruz ki ya benim baş tacım. Ha bu konuda hemfikiriz neticede. Bak neticede hemfikiriz. Ama nüans farkları var. Gelin doğrusunu yapalım. Bizim başka bir endişemiz yok. Allah da biliyor. Bak Allah da biliyor. Hep böyle taraf gösterdiler. O taraf bu taraf. O düşünce bu düşünce. Benim ne düşüncede olduğu el ele kol kola biz oynuyoruz. Benden zarar gördüm. Ben senden gördüm mü yok. Bu söylemlerde de yanlışlık varsa amen. Ama ne olursunuz Allah rızası için jüride oturduk, anamıza avradımıza küfrettiler. Niye? Şefik Tüfekçi 5 puan kırdı. Arkadaş kalkıp orada eğer toycuları, eğer dingoyu, eğer bilmem neyse şu bizim bildiğimiz yani kuzey tarafına dair oyunları oynadığı zaman Şahşepik'le karşıma gelse amenna. Kıracağım. Ya bak bir dakika, bir dakika. Çünkü bir dakika, bir dakika. Kriter bitireyim hocam, bitireyim. Çünkü benim elimde, bak benim elimde şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın açın sorun. Neyi var? Kriteri var. Bu kriterde eğer diyorsa kelekvan müziğiyle oyunu bitmediyse, adımları gerçek figür değilse kır diyorsa, orada da diyorsun geleneksel kostüm, doğru mu? Bunda eğer yanlışlığın varsa arkadaş de ki yanlışsın. Bakın orada ben çok özür dilerim hocam, ben burada bir şey söyleyeyim. Tamam. Allah var ya. Özür dilerim hocam. Bakın burada sizin o yarışmadaki o yapmış olduğunuz ki biliyorsunuz sizinle el ele kol kola yıllarımızı ödetmişim. Şimdi hocam da burada 1989 yılında ben Cenap Güngör'le birlikte gittim konservatuvara, o zaman Arif Sağ müzik evinde biz o zaman Masum Kırmızıgül'le, Mehmet Öndür'le, Aydın Aydınlar'la birlikte, daha sonra da sağ olsun hepsi de hocamın sayesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdiler. Cenaplar falan hepsi de şu anda öğretim görevlisi. Biz o yıllardan beri geldik. Doğru. Hiçbir sorun yoktu. Sorun nerede başladı? Kostüm olayına gelince başladı. Bu sefer biz oyunları ayırmaya başladık. Bakın. Siz burada diyorsunuz ki biz yöresel ritmik özelliklerine göre oyunları ayıralım diyorsunuz. Erdiş, ki Erdiş'i de biraz sonra yine söyleyeceğim de, Erdiş, Çaldıran, o taraftaki oyunla Dingo'yu örnek verdiniz. Dingo işte geldi de ben 5 puan kırdım bunu diyorsunuz değil mi? Oradaki tepki neydi biliyor musunuz? Bakın, ben,
Ben o zaman da söyledim. Çok özür dilerim. Ben gitmem lazım. Benim acil işim çıktı da. Ben gitmem lazım. Kusura bakmayın. Cevap verirken de. Murat Killa gidiyor. Tamam. Şimdi o doğru muyum değil mi? Abi bak ben burada onu söyleyeceğim. Şimdi o anda da geldim dedim ki Şevko Hocam burada birbirinizi anlayamama, birbirinizi iyice istişare etmeden konulara başkalarının sözüyle gidişiniz sizi yanlışa sürükledi. Mevcut arkadaşlar da bitti. Sizde istenilen şey buydu. Siz kendinize göre diyorsunuz ki bu oyunları oynadı, bu yöreye aitti. Şimdi yöremizi de o anda ikiye böldünüz. Sizin deyişinize. Oyunların bu tarafı buraya kostüm, bu tarafı da buraya bu kostüm. Şimdi çuhayla oynanan oyunda onda da aynısı. Bir dakika. Çuhayla oynanan oyunlarda da Şerhani hemen hemen bütün oyunlar oynadı. Şerhani hangi yöreye ait? Biliyorsunuz. Şerhani ya, ben biliyorum. Yani Faruk bu söylemde çok doğru. Bir dakika. Niye biliyor musun? Şerhani Kafkasya oynuyordu daha doğrusu. Şimdi onu size sormalı. Dingo Müslüman o zaman şimdi bakın ben bunu söyleyeyim. Hayır bak ben bunu söyleyeyim. O da bizim kardeşimiz. Şimdi orada karşı taraftaki oyunlar oynandı. Oraya niye 5 puan kırılmadı? Tepkisi var. Burada çok doğrusun. Faruk. Hocam burada çok doğru bir tespit. Ama niye olmadı biliyor musun? Niye olmadı? Bu olay olduktan sonra arkada, sağımızda, solumuzda ne anamız kaldı ne avradımız. Bak şimdi bir dakika. Tabii söyleyeyim. Hocam böyle bir şey olduğu zaman nasıl tepki gösterir? Çatak yöresi oyunları ne taraf oynanır? Soruyorum. Sol oynanır. Bir dakika bak bir şey söyleyeyim sana. Çatak sol oynanan bir yöre. Şimdi ben Çatak yöresi adı altında gelip bir Edremit nanayını oynarsam sana soruyorum. Çatak yöresi adı altında Çatak sol oynanan bir yöre. Öyle mi değil mi Ferzi abi? Çatak sol oynanır. Evet. Ben gelip şimdi Çatak adı altında bir Edremit nanayı oynarsam bu doğru mudur? Şimdi hocam aynı soruya cevap vereyim. He. Sol neden oynanıyor? Şimdi bak bir şey söyledim. Bir dakika siz bir şey söylediniz. Bu Çatak'ta. Kültürü oranı. Hayır ama olmaz. Kültüre nereden adapte olmuş onu sorayım size. Sol gitme olayı nereden çıkmış hocam? Ben size soruyorum. Ya şimdi herkes söyle. O dönem. Bir dakika. Sol ne için soluna girmiş? Tamam ben sana açıklayayım. Bu bilimsel olarak da tespit yapmış. Hocam da yanlışla lütfen düzeltsin. O dönemler yerel yönetimlere karşı tamam mı istemlerini alamadıklarından dolayı yöre halkının sosyoekonomik durumunun kötüye gitmesi nedeniyle insanların tepkisi olarak ifade ediliyor. Bir rivayete göre. Oysa sizin o ben illa da doğru çeşitli araştırmalar var. Ama bizim araştırmalarımıza göre bizim araştırmalarımıza göre orada Şeyh Hadi Şeyh Hadi ki bilirsiniz Yezidi kültürüne ait Yezidilerin başkaleden mi? Hayır. Hakkari. O coğrafyada. O bölgede Şeyh Hadi'nin gidip işte o kabul eden onun kemik parçalarını falan vesaire getirip şehrin içerisine atmaları, onu bir çeşit rencide etmeleri doğrultusunda onun karşısında tutup dönerken yani halay türünde bir şey dönerken onun karşıt grubu da biz de size karşıyız. Onlar sağ dönerken bunlar da sol yani bir tepki olayı. Bakın. Mesele bakın. Değil onu demek istediğim o. Şimdi sol ben de bunu söyleyeyim hocam. Bir yere de sağa da gidebilirsin. İlle de sol gidilecek diye bir şey yok. Bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bak bu adı Çatak olacak. Sana soruyorum. Adı Çatak olacak. Öyle değil mi? Diyeceksin ki ben Çatak oyunu oynuyorum. Çatak oyunu oynuyorum diyeceksin, geleceksin diyorum. Karakteristik özelliği, yörenin özelliği bu. Biz bunu kültürün özelliği. Şimdi Çatak oyunu oynuyor diyeceksin. Tamam mı? Geleceksin. Değişik bir oyun oynuyor. Ama hocam ben de size diyorum ki Çatak'ta sol gidenler varsa sağ gidenler de vardı. Bakın bir iki ama bakın farklı olan şey kültürü birisine adapte etmek ya da birisini üzerine mal etmek doğru değil. Sağ da gitmiş sol da gitmiş. Hocam Şemame'den bahsetti az önce. Şemame son yıllarda çıkmış şu anda anonim diye tabir ettiğimiz oyunlar. Sol da gidiyor sağ da gidiyor. Şimdi Şemame'yi ne sen benim diyebilirsin. Ne hakem. Hiç kimse diyor. Anonim bir oyundu. Bunun hiçbir yöresel özelliği yoktur yani bir yere bağlı edemezsin. Kuvan'da da oynanıyor, Hakkari'de de oynanıyor, Diyarbakır'da da oynanıyor, İstanbul'da da oynanıyor. Sağa da gidiyor. İstanbul'da da oynanıyor. Evet. Bunu onu şey olarak kıstas olarak almıyoruz. Evet. Ben şunu söylüyorum. Şimdi sol Hakkari'ye git.
biz seyrettik. Orta Doğu'da Hakkari'yi sağ oyna, sağ oynadılar. Sen Hakkari'yi bugüne kadar örnek veriyorsun. Seyrettin. Hakkari'nin sağ oynandığını gördün mü? Hayır. Bu ne demektir Hakkari'yi? Orta Doğu ne yaptı? Yozlaştırdı. Katletti. Katletti. Ha şimdi sen diyebilir misin bu doğrudur? Hayır. Diyebilir misin bu doğrudur? Ben diyorum. Şöyle, diyorum şöyle yapalım. Hocam orada bir açıklık getireyim. Özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi siz sol ve sağ dediğiniz zaman bizim yörede Van'da oynanan oyun türü halaydır. Tamam. Bunun dışında bir şey yok. Ne barak oynuyoruz, tamam. Ne kaşlama oynuyoruz, tamam. Ne kaşık ne bir şey. Tamam. Çatak da halay oynuyor. Tamam. Merkez de halay oynuyor. Yok, yok. Kostümle hala kadın benim kafamın almadığı bir şey. Çatak keyi de oynayabilir, lokeyi de oynayabilir hocam. Oynayamaz mı? Oynar yani bu kostümü lütfen benim sizden ricam. Şimdi kapatın bu konuyu. Ya, yani şarşafiyi de giysin, çuayı da giysin. Ben sadece değerlendirmen olarak ben hakemim. Dur ben, ben hakemim. Benim önüme geldiği zaman ben sildiğim zaman bu insanı eğer sen çatal oynuyorsun şarşafiyi giymemişsin diye sen suçu ben yapıyorum. Bunu bir kaldırın. Bak ben senelerce Ankara'da şarşafiyle fitness oynadım. Ben senelerce oynadım ben fitness. Ve severek oynadım. Gizgili diyeriz giymeyecek. Hayır değil ben diyor, anlamıyorsun demek istediğini. Şimdi ben bir örneğin şeyini veriyorum sana. Bir örneğini veriyorum sana. Diyorum ki oynuyorsak çatağı da çatak gibi muhafaza edelim. Bak çatağı da çatak gibi muhafaza edelim. Erdişi de erdiş gibi muhafaza edelim. Bana muhafaza edelim. Biz bunları birbirine karıştırıp çorba etmeyelim. Hocam, hepsini bu bizim padişahın. Hepsi bizimdir. Hocam koyucuları oynuyoruz. Biz şeyden çıkıyoruz. Kulisten çıkıyoruz. Bir ubareye oynamak için. Tekrar şahsefliği deyip gelmek olanağımız var. Hocam şimdi. Benim fendisi o ya. Ama hocam ben bunu da size araştırdım. Siz her işte yıllarca araştırma yapmışsınız. Çok büyük araştırma dediğimiz araştırma. Burnunuzun ucuza kesin adresine gitmemiz araştırıyorsunuz. Biz de hiç orada görmediniz mi hocam? Biz de şimdi vallahi yok. Hiç görmedim diyor. Başarı şahsız hocam ne diyor bir dakika ben arkadaşlar. Sigara da bir şey var. Bu da sigara. Tamam, bu da sigara. Bu da sigara.
Bizim herhangi bir şeyimiz yok. Biz bebeğiz. Çıkarımız o maldan için. Efendim sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Görmek yine bana sorumlusun. Çok teşekkür ederim. Sen kalıyorsun. Gidiyor mu şey? Mustafa abi. Mustafa abi. Tekrarından ibaret. O artık şey halde biraz rahatlama oldu.